Aydat olsun o zaman. Smith kurur, Tecimi kurur. Bunu ayın 1 itibariyle Sivas'ın su sorununu Pusat Özen Barajı'ndan bağlanan o su hattıyla birlikte çözmüş olduk. Ama proje devam ediyor. 50 kilometrelik bir proje. İnşallah tamamlandığı zaman Pusat Özen'den 4 Eylül Barajı'na gelecek direkt bir hat oluşturacağız ve o projeyle birlikte 4 Eylül önceliğimiz Sivas'ın su sorununu çözmek ve orta vadede Kızılık 4 Eylül Barajı'nı kurtaracak projeleri hayata geçirmek. Biz bugün karşılaştığımız sorunla yarın da tekrar karşılaşmamak adına sadece olayı Pusat Özen Barajı'ndan yapılacak projeyle bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte Sivas'ın bir daha su sorunu yaşamaması adına yapılması gereken neyse kararlılıkla ve hızlıca adım adım hayata geçireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız da başladı. Zor bir projeydi. Sorular da mutlaka gündeme gelir. Kimilerine göre gecikmiş projeydi, kimilerine göre işte şu ana kadar el atılmamış, su birden bitmiş, sanki harekete geçilmiş gibi bir şeydi. Böyle bir durum olmadı. Göreve geldiğimiz andan itibaren Levent Başkan burada, yapmış olduğumuz ekibimizdeki birlikte Sivas'ın bir su sorunu olduğunu hepimiz biliyorduk. Hızlıca hareket ettik. Proje çalışmaları uzun sürdü. 2021 yılında yatırım programını aldırdık. 5 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu arz etmemiz üzerine yatırım programına alındı. 2021 yılında proje çalışmaları başladı ve proje iki defa değiştirildi. Bir, enerjiyle gelme noktasında bir proje yapılmıştı. Çok 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 pahalı olacak bir proje dendi. Daha sonra kendi akarıyla, cazibesiyle gelecek bir proje yaptılar. Ve bu projeye uygun olarak da Eylül ayında, Eylül-Ekim ayı gibi 2021 yılında proje tamamlandı. 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ihale izni verdi. 27 Aralık 2021 tarihinde ihale izni verdi. O dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli işin aciliyetini kendine arz etmemiz üzerine 21 B'den belli istekler arasında ihaleye çıkılması izni verdi. Şubat ayı gibi ihaleye çıkıldı. Mart ayı gibi ihale neticelendi. Normal şartlarda bizim projemizin Nisan ayı gibi, Mart sonu gibi başlaması gerekiyordu. Planlamamız o şekildeydi. Zaten öyle olsaydı bu sorunu yaşamadan Temmuz sonu gibi, Ağustos sonu gibi çok rahat bir şekilde bu kısmı bitirmiş olacak. Biz bu süreçte sabrından dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Cidden zor bir süreç. Özellikle son bir ayı, Aralık ayındaki süreç çok zorlu geçti. Ama hemşerilerimiz şunun farkındaydı. Bizim iyi niyetimizden, çözüm odaklı olduğumuzdan ve sorunu bir an önce çözmemiz noktasındaki gayretimizin farkındaydı. Bu noktada bize gelen her bir eleştirinin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bu süreçte insanımızın yaratıcı mizah zekasını da ortaya koyduk. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Aşıklarımız ortaya çıktı. Farklı capslerimiz ortaya çıktı. Bunlar aslında bizi gülümsetti. Sonuçta izah olmayanın mizahı olur. Su sorununun olduğu bir noktada tabii insanların canı yanıyorsa, sabah kalktığınızda, musluğu açtığınızda su yoksa insanlar haklı olarak sitem edebilir. Biraz önce de söyledim, isme girmedim ama proje olarak birkaç proje var. Beydilli Barajı daha önceden 4 Eylül Barajı yapıldığı zaman gündeme gelmiş zaten. 4 Eylül Barajı aslında Beydilli Barajı'nda tutulacak su havzası, suyun 4 Eylül Barajı'nda da su havzası olarak planlanmış. O zaman gündeme gelmiş. Şu an çalışmalar, su ölçüm işlemleri bitmiş. Çalışma devam ediyor. Ama Beydilli Barajı'ndan daha hızlı bir şekilde hareket ederek Sivas'ın önümüzdeki süreçte aynı sorunla bir daha karşılaşmaması adına proje neticelenmediği için şimdi direkt açıklamıyorum ama farklı projeler var. DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Pusat Özen Barajı'yla bağlantı kurulacak şekilde bu projeyi bu çektiğimiz hatla birlikte tamamladığımız zaman kısa ve orta vadede bu sorunu çözmüş olacağız.